Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırı ile ilgili güvenlik uzmanlarının bazı tespitleri oldu Adnan Bey. Evet. Sırasıyla bir taraftar veya holigan bu ustaca atışı asla yapamaz. Her iki atışta ıskalamadan hedefine ulaşmış. Böyle bir atışı ancak profesyonel bir tetikçi yapabilir. Bir kurşun otobüsün ön camından, diğer kurşun da şoförün koltuğunun yanındaki yan camdan girmiş. Yani iki atışta seken bir kurşun yok. Hedefe isabet var. 110 km hızla giden bir otobüse saniyeler içinde iki atış yapıyorsunuz ve ikisi de hedefe ulaşıyor. Sekme yok. Saldırının bu işin uzmanları tarafından yapıldığının göstergesi. Saldırıda şoförün hedef alınması en kritik yönü. Amaç otobüsün yoldan çıkmasını veya kaza yapmasını sağlamak. Saldırıyla ülkeyi derinden sarsmak hedeflenmiş. Yok, olay çok açık canım. Bayağı net. Tespitlerinden önce siz söylemiştiniz zaten. Evet. Ama nasıl yakalayamıyorlar, ben buna şaşıyorum. Yakalansa bile alakası adam yakalanıyor. Evet. O üstleniyor. Asıl o Allah'a emanet, benim kanaatim Amerika'da falan eğitim görmüş ve ajan kılıklı bir mafya elemanıdır. Yani böyle bir eğitim olağanüstü bir şey. Yani 110 km hızla giren bir otobüse bir saniyenin içerisinde iki tam isabet atış. Evet. Yani hiçbir şekilde tutturamaz bir insan öyle bir şeyle. Evet. Öyle bir şey olmaz. Bir de karşıdan gelen bir araçtan ateş edildiği söylenmişti. O daha da zor oluşuyor. Öyleyse daha da acayip. Evet. Onun için durumun vehameti büyük. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sadık Yakut, Fenerbahçe'ye yapılan saldırı toplumu karşı karşıya getirmek için düzenlenen bir provokasyondur. Yeni saldırılar bekliyorum dedi. Yok canım, toplum niye karşı karşıya gelsin? Allah size gelsin, öyle bir şey olsa biz Türk milletine yapılan bir saldırı olduğunu biliriz bunun. Başka ne anlam mı çıkı var olur ki bunun yani? İkinci bir anlam çıkmaz bundan. Türk milletine saldırı var. Böyle anlarız. Milletçe de karşı koruruz. Milleti birbirine düşürecek bir şey değil bu. Yapamazlar böyle bir şey. Tabii ki. Yani bizim milletimizin aklı, feraseti, basireti, olgunluğu, kalitesi ne Avrupa'da var ne Asya'da. Yani son derece olgun bir ülkeyiz. Zaten belirttiğiniz gibi saldırıdan sonra toplumun farklı kesimlerinden kınama gelmiş. Her yer tavır koydu. Yani böyle bir şeyi Beşiktaşlı duysa adamları alır götürür karakola teslim eder. Tabii ki. Galatasaraylı duysa yakasından tutar götürür karakola teslim eder. Öyle diyeyim de anlayın yani.